daha söylemediğini fark ediyor musun? Neyi söyleyecektin? Küçük sırlar, tehlikeli oyunlar. Küçük sırlar, küçük Arzu, ben de seni arayacaktım. Sana bomba bir haberim var. Ne oldu? Hemen söyle, çatlarım. Ya öyle telefonda olmaz. Yarın gelince göstereceğim. Ayşegül'e çete delil mi buldun yoksa? Yani bekle. Öpüyorum. Tamam. Hemen ara sabah. Aşkı buldum. Ben de mutluyum diyordum ama her şey yalanmış. Her şey. Ben sevmekten başka ne yaptım Ali? Bilmiyorum Hevesciğim. Ama eminim sorun sende değil. Dayan. Dayan Hevesciğim. Dayan. Yarına inan. Gün gelir. Acılar ezberlenir. Ben seni Demet Akalın sanıyordum ya. Senin içinden bayağı yıldız tipi çıktı. Aldatan her kızın içinde yıldız tipi uyanır. Sen bilmezsin. Ben bir tek o hayvan herifin Arzu'yu da senin de aldattığını biliyorum. Gözümün içine bakın baka yalan söyledim. Arzu'yla arkadaşız dedi, resmen harem kurmuş. Ötesindeki rolünden çıkamamış o. Arzu bunları nasıl fark etmiyor anlamıyorum ya. Ben hiçbir şey yapmazken ne paranoyalar yapıyordu. Herif kızın gözünü kör etti resmen. Ben ikisinin de gözünü kör edeceğim. Dur. Evet şimdi dur. Sakin ol. Ne yapacaksın? Bağıracaksın, çağıracaksın. Sonra geçip gidecek. Eğer gerçekten canını yakmak istiyorsan birlikte düşünmemiz gerekiyor. Ona bunun bedelini ödeteceğim. Toz pembe hayallerimin tozunu bırakmak neymiş ben ona göstereceğim. Ha şöyle ya, kendine gel. Ama bana sormadan hareket etme lütfen. Hem o saygın mıdır, baygın mıdır? Ne olduğunu öğrenirse Arzu'yu kandırmaya çalışır, tamam mı Heves? Ceyla yaptıklarından sonra sana bir gram sempatim yok Ali ama
ihanete uğrayan Aliş'e sarılır. Yapacağım söylediklerini. Geceler. Ömer neredesin? Ne demek neredesin? Buradayım işte. Ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Ofisine geldim yoksun. Telefonlarımı açmıyorsun. Biricikleydin değil mi? Evet. Biricikleydim. Ne olmuş? Ben o kadınla iş yapıyorum Neslişah. Bunu kafana sok. Bana ya güvenirsin ya güvenmezsin. Kendin bilirsin. Bir daha o kadını görmeyeceksin. İşmiş yapmayacaksın. Sen ne diyorsun be? Senden mi emir alacağım lan ben? Sen kendini ne zannediyorsun ya? Senden önce tanıyordum ya. Ortada kıskanılacak bir şey yok Neslişah. Beni tanımadan önce tanıyordun. Şimdi mi görüşmeye başladınız? Allah. Ömer bak. Bu kadın bizim huzurumuzu kaçıracak. Bak göreceksin. Sen beni tehdit mi ediyorsun be? He? Bak daha fazla damarıma basma Neslişah. Beni zorlama. Nereye gidiyorsun gece gece? Misafir odasına. Daha fazla zorlarsan nereye giderim bilmiyorum. Su. Aşkım geldin mi? Nerede kaldın? Özledim öyle. Çok özledim. Seni çok seviyorum. Ay ne sıcak. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Ne bu surat? Ömer canımı sıkıyor. Dün gece kavga ettik. Ay sizin de derdiniz bitmedi. Ne oldu? Derdi başıma sen açtın. Önce senden başlarım Ayşegül. Bu biricik yapıştı Ömer'e.
Ay benimle ne alakası var canım? Allah Allah. Günaydın. 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 Üf, ne sıcak böyle ya. Çay yok mu? Getirirler şimdi. Gerek yok, kahvaltı yapmayacağım. Sen dur, sen dur. Ben bunun altında kalır mıyım acaba? Bu ne ya böyle? Zehir mi yiyoruz, kahvaltı mı ediyoruz belli değil. Ay doğru düzgün anlatsana şunu. Bilezik ne yaptı? Ne yaptıysa yaptı. Ben ne yapacağım onu düşünüyorum şimdi. Uçak kaçsa babacığım gelip seni alayım mı? Gerek yok kızım. Şoför geliyor zaten. Ya ev çok güzel oluyor bu arada. Hemen görmek ister misin? Ay yok, otelde buluşalım. Sonra gidip bakarız. Ha. İyi tamam o zaman babacığım. Görüşürüz. Biricik yok mu? Gece geç saatlere kadar oteldeymiş, uyuyor hala. Ya bırak şimdi onu, anlat hadi. Şok, şok, şok. Bütün dengeler değişecek. Yıllardır süren Ayşegül baskısı, suyun içine düşen kötülük tohumunun yeşermesiyle son bulacak. Kötülük yapan, kötülük buldu. Ay aman, tanımıyoruz sanki seni. Kötülük diye gider kızın saçına sakızı yapıştırsın, ona da üzülürsün bir de. Bu sefer öyle olmayacak. Ayşegül'ün bana yaptığı son kötülük abimden ayrı kalmak olacak. Ne yaptın sen? Anlatılmaz. İzlenir. Bir dakika, bir dakika. Bunlar havuzda mı? İnanmıyorum. Kızım bu Ayşegül'ün yıllardır yaptığı her şey katlar. Ay resmen ilahi adalet. Şimdi gelsin tehdit etsin. Ya ben boşuna kasmışım bu kadar zaman bulaşmayayım diye. Oh be, oh ya. Ya üstümden yük kalktı resmen. İnanamıyorum sana. Resmen paparazzi gibisin kızım. Sen bunları yedekledin değil mi? Ay yok Arzu, dur yani. Daha o kadar profesyonel kötü olamadım. Hem demir memir görür, sorun olur yani. Hiç gerek yok. Bak bir şey söyleyeceğim. Geleceğin garantisi artık bu telefon, biliyorsun değil mi? Sen deli misin? Canım verim telefonumu asla. Ayşegül'le buluşmam lazım hemen. Ay onu bu kadar çok görmek isteyeceğim. Hayatta aklıma gelmez. Hakikaten ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen hazır şu paparazziliğe alışmışken diyorum ki... izlerken hallerini çeksene. Ben de gülüp gülüp eğlenirim. Antidepresan gibi olur vallahi bana da. Böyle sana vakit almıyorum. Dertlerin de bunların. Aman boş ver. Bilmesek de olur. Ayşegül bizimle alakalı. Onu nereden çıkardın? Bir şey mi oldu yoksa? Tek bak doğru söyle. Ayşegül tamam korkma. Korkma. Bak. Berna var ya. Bizi görmüş. Allah kahretsin ya. Ben böyle olacağını biliyordum ki zaten. Biliyordum.
Sen merak etme, ben her şeyi hallettim. Biraz para, biraz tehdit. Tamam, söz verdi, konuşmayacak. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Bana bir şey söylemedin. Ayşegül, ben bizi tehlikeye atar mıyım? Kim o? Niye açmıyorsun? Heves. Sabahtan beri arıyor. Kuyruğu sıkışmıştır yine. Senin post bıyık da bıyıkları kaptıracak yakında. Biricik'le görüşüyor ya. Nesişah kudurdu. Bak sen şu gençlere. Kıskançlık numaraları yapıyorlar ya. Ama yok ya. Ömer'in Nesişah'ı alacağını hiç zannetmiyorum. Ya hele Biricik'le falan. Yok. Biricik de fena değil. Fazla küçümsememek lazım. Ömer ilgi alakayı sever. Ama ne bileyim, biraz da Alaturka muhabbetlerden hoşlan. Yani Biricik çok modern kalıyor. Hiç zannetmiyorum. Anlatmasa çatlar. Benim hemen çıkmam lazım. Ha bu arada Biricik'le post bir süre daha gündemi meşgul eder. O arada biz de daha az dikkat çekeriz. Ayşegül, birbirimizi tehlikeye atmamamız lazım. O yüzden daha dikkatli olmalıyız. Sucuğum, ne oldu? Çok mu panikledin? Demir benim yüzümden sana mı kızdı yoksa? Çok iyiyim Ayşegülcüğüm. Senin nasıl gidiyor hayatın? Demir'le ortaklığa döndüğümden beri çok daha iyi. Sen de yavaş yavaş alışırsın. Tabii hala yeni açacağımız mekana gelmeyi düşünüyorsa. Söylesene. Aa, ama Ayşegülcüğüm sen çok aceleci davranıyorsun. Sakin ol biraz. Ben zaten sakinim. Asıl Fikri Demir'i öğrenince bakalım o zaman sakin olabilecek mi? Yarım saat sonra kaldığım otelde ol. Ortağınla ilgili görüşmeyi benle yapacaksın. Kendine gel. Sen kendini ne sanıyorsun? Vallahi sen bilirsin Ayşegül. Sonra uyarmadı deme. Bilmediğin çok enteresan şeyler oluyor. Ben bile hala şoktayım. Yarım saat sonra orada ol. İnanamıyorum sana. Tehdit dediğin öyle değil, böyle olur işte. Ve de entrikacının hakkından şantajcı gelir. Oh! Aferin sana kız. Ben sadece kazasız belasız şu kızdan kurtulmak istiyorum ve huzur bulmak istiyorum, o kadar. Ve ben kaçtım. Ha, hemen mi? Hı-hı. Tamam, o zaman hemen gelip bana anlatıyorsun. Saçını başını yoluyorsun. Yüzüne bir tane de yumruk yapıştır. Seninki. Saygın Ersin fan kulübü üye mi olacaksın sen? Sen daha dur. Ben onu kendi kulübüme üye yapacağım. Sonra da çok ciddi birbirimize girişeceğiz. Oğlum sen ne yapıyorsun? Arzudan kurtulmak için 40 takla atıyordun. Ha kurtuldun. Ha şimdi kızı rahat bırakmıyorsun. Derdin ne senin? Ben sadece o itin gerçek yüzünü Arzu'ya göstermeye çalışıyorum. Tek derdim bu. Ha. Öyledir. Hı.
Canım, beni mi bekledin kahvaltıya? Geç geldin, göremiyorum seni hiç. Birlikte kahvaltı yapalım dedim. Beni mi bekliyoruz? Yok, şu buradaydı, işe çıktı, erken gitti. Ne yapacaksın bugün? Saygın'la buluşacak mısınız? Bilmem, belki. Nasıl gidiyor? Anlatsana biraz. Tatlı bir çocuğa benziyor. Komik bir çocuk. Beni çok güldürüyor. Eğleniyoruz işte birlikte. Evet, eski neşeni yerine getirdi. Farkındayım. Zaten seni güldüren insanlarla birlikte olman lazım. Üzenlerle değil. Biliyorum anneciğim. Senin hızına da yetişemiyoruz birkaç gündür. Anlat bakalım, ne yaptın dün gece? İşte aynı şeyler, ne olsun. Ömer'le buluşacağız şimdi. Ya bu dekorasyon işleri hepsinden daha zormuş, biliyor musun? Bir koltuk kumaşı beğendirmek için 40 dereden su getirdim. Ya anne, boş ver şimdi koltuğu falan. Tatile çıkalım birlikte. Ya bir de bu zevksiz Ömer bıyıkla uğraşacaksın. Bir tek Ömer olsa iyiyim. Bakalım Neslişah ne isteyecek? Ay, hangisi daha zevksiz, karar veremedim. Ömer mi? Neslişah mı? Sessiz o. Efendim Neslişah'cığım. Seninle buluşmamız lazım biricik. Bugün ne yazık ki çok meşgulüm, çok çok yoğunum, mümkün değil. Bugün yapalım biricik. Tamam o zaman, ben seni bir saate ararım, buluşuruz. Bekliyorum. Hoşça kal. Aldım başına belayı. Bu da kesin kocasını kıskanıyordur. Bütün evini sana dekore ettirir, ben sana söyleyeyim. Ya birlikte tatile çıkacaktık. Evli adamlarla yoğun işler çevirmek neymiş? Görürsün Biricik'cim. Buralara kadar geldiğime değer inşallah. Bence değecek. Sevgili ortağım Demir nasıl? Benim yüzümden çok kavga ettiniz mi? Demek Demir'le ortak olmak senin için bu kadar önemli. Aslına bakarsan ortaklık o kadar da önemli değil. Önemli olan senin bu ortaklığa karışman. Bana hiç kimse, özellikle de sen, ne yapıp ne yapmayacağımı söyleyemezsin. Emin misin? Belki de ne yapıp ne yapmayacağını sana söylerim. Yeter. Sıkıldım. Ne söyleyeceksen söyle, seninle uğraşamayacağım. Ayşegül, sakin ol. Al bir şeyler iç istersen. Su. Senin canın rezalet mi çekiyor? Babaannen Demir'i bilsin mi istiyorsun? Kızım, seni daha önce bitirdim. Yine bitiririm. Herkesi sindirdin. Korkuttun. Ezdin geçtin. Gözünü bile kırpmadın. Artık yeter değil mi Ayşegül? Sen benim kim olduğumu, neler yapabileceğimi unutuyorsun. Ben senin ne olduğunu unutmadım. Ama bir düşün. Sen aslında beni hiç tanımıyorsun. Ayşegül, sen bittin. Öf, yeter. Bırak bu boş tehditleri. Sadece biraz izle. Sen oradaydın. Devamını izlemek ister misin?
Yoksa artık pazarlığımıza yeniden başlayalım mı? Yapamazsın. Aa, Ayşegül. Ha, saçmalama yani. Onun tek kopya olduğunu düşünmüyorsun değil mi? Bugüne kadar sana haddini bildirmediysem senin gibi olmak istemediğimden. Ama beni buna sen mecbur bıraktın. Ne istiyorsun? Aslında içindeki hırsın ve kıskançlığın yok olmasını çok isterdim ama mümkün değil. Köşene çekilip oturmanı istiyorum. Benim hayatımdan uzak dur. Benim ne yapıp ne yapmayacağımı söyleyemezsin. Canın rezalet mi çekiyor Ayşegül? Ömer'le Neslişah. Bu görüntüleri izlerse... ne Çetin, ne annen, ne de para. Hiçbirini bir daha hayatında göremezsin. Öyle yapayalnız kalırsın. Ya buna asla izin vermeyeceğim. Kusura bakma Neslişah. Geciktim. Telefonlar üst üste geldi. İşler yığıldı bir anda. Duydum. Yoğunmuşsun. Gece gündüz çalışıyorsun. Kolay değil. Bir de Ömer'in odasıyla uğraşıyorsun tabii. Evet, Ömer'in odasını da araya sıkıştırdım. Açıkçası arkadaşım olmasa hiç bulaşmazdım. Keşke bulaşmasaydın. Sen bir şey mi söylemek istiyorsun? Açık açık konuşsana. Ömer evli. Sen de bekar, maşallah şanı yürümüş bir kadınsın. Gece yarılarına kadar kocamın peşine takılman hiç uygun değil. Ben sadece işimi yapıyorum. Bırak bu odayı da dekorda ayaklarını. Kocamın peşinde dolaşma biricik. Sen bana hakaret edemezsin. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Yakasına yapıştığın adamın karısıyım. Ömer'den uzak dur. Bir daha böyle bir konuşma yapmayalım. İftiracı şey. Kocanın yakasına yapışmak neymiş göreceksin sen. Yok. Açmıyorum. Kesin başına bir şey geldi ya. Ay aman ne gelecek? Heves bu. Bir öyledir bir böyle. Bir görünür bir kaybolur. Sarı batak. Boşuna panik yapıyorsun. Eskiden böyle yapmazdı ya. Telefon ikinci çalışında açardı. Hiç normal değil ya. Ay hevesin nesi normal ki Allah aşkına. Alışverişe dalmıştır o şimdi. O yüzden açamamıştır. Arar seni birazdan. Çekmeyen bilmez tabii. Nasıl bekler insan o telefonun çalışını? O mesaj bilisi nasıl heyecanlandırır insanı? Tabii canım. Zaten bir tek sen biliyorsun. Bir tek sen çekiyorsun şu aşk acısını. Tamam, tamam. Sen de çektin. Ne o? Haber var mı Kıtıp Özel'den? Yok. İlk defa ne yapacağını kestiremiyorum. Bak, yeterince süründü. Yola gelirse, yani peşinden köpek gibi koşmaya başlarsa... sen de affedersin, olur biter. Bana da öyle geliyor. Her şeyin eskisi gibi olmasına az kaldı. Biraz daha sabretmem lazım galiba. Tabii tabii. Bana mı kızdı acaba ya? Heves mi? Niye kızsın ki? Ya çok mu üzerine gittim acaba? Yani biliyorsun, heves çekingen kız. Heves mi çekingen? Otel odasında falan kalalım dedim ya. Ona mı bozuldu acaba? Ay ne odası be? Senin evin yok mu? Var. Da. Ben arkadaşlarımla kalıyorum ya. Yani arkadaşlarım da arkadaşları var. Ev bir tabur adam dolu işte. Niye söylemedin ki bunu kıza?
Heves bunu takacak biri değil. Arıcı takacaksa da taktığı yere kadar yolu var. Bence boş ver yani. Ne bileyim ya, çekindim işte. Ay, bizim ünlü oyuncumuz çekingen miymiş? Kötü düşünme Saygıncığım. Birazcık sabret. Benim için de aynı şey geçerli. İkimizin de sabretmesi lazım. Ben de Ali'yi çok özledim. Sabır, sabır. Açma. Ölüyormuşmuş. Hadi oradan yalancı. Hain, alçak. Ya Ayşe gün neredesin ya? Ben burada dekor oldum kaç saattir. Geldim işte, uzatma. Ne oldu Ayşegül? İyi misin? İyi değilim. Her şey mahvoldu. Su her şeyi öğrenmiş. Ne demek her şeyi? Chat'le beni öğrenmiş. Nasıl ya? Ben de bilmiyorum ama öğreneceğim. Ayşegül dur bir hemen üzülme ya, bir dakika. Öğrendiyse öğrendi, tamam ne yapalım? Yani en fazla gider dedikodu yapar. Biz de yalancı deriz, uyduruyor, kıskanç deriz. Olur biter yani. Kızın elinde delil var. Dün gece ikimizi spadayken çekmiş. İnanmıyorum. Suya bak sen ya. Ha çünkü bunu sen bile yapamazdın. Şimdi elinde var ya. Kullanacak tabii delili. Çetin dinlemedim. Hırsım yüzümden elimdeki her şeyi riske attım. Ya Ayşegül'cüm üzülme ya. Ayşegül'cüm lütfen üzülme ya lütfen. Her şey atlattığınız gibi bunu da atlatırız lütfen. Atlatacağım. Bir yolunu bulacağım mutlaka. Bulacağım. Chat'ten ayrılmamak için her şeyi yaparım. Chat'e söyledin mi? Söylemedim. Saçmalama. Chat'in bunları öğrenmemesi lazım. O öğrenmeden de benim halletmem lazım. Ali. Saygın Arzu olayını sana anlattı değil mi? Anlattı. Saygın'ın gözlerini oymak istiyorum. O mavi gözlerini böyle 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 oymak istiyorum ya. Ben çok üzülüyorum Ayşegül. Tamam canım, üzme kendini. Ondan nasıl intikam alacağını düşün. O zaman rahatlarsın. Düşündüm. Ali ile birlikte çok kötü intikam alacağız onlardan. Ali ile? Ya ben tek başıma korkarım o kızdan. En azından hani Ali onun manyaklıklarına falan alışkın. Öyle. Ay bıktım ben bu ikisinden de ya. Sana su, bana Arzu. Aslında doğru söylüyorsun. Arzu'ya dikkat etmek lazım. Aslında Arzu'ya daha çok dikkat etmek lazım. Arzu? Su. Arıza. Ne düşünüyorsun Ayşegül? Sanırım suyun çaresine nasıl bakacağımı buldum. Arzu sayesinde. Onun bilmediği her şeyin cevabı bende. Peki. Peki de ben ne olacağım? Ben üzgünüm. Kırıldım. Mutsuzum. Merak etme sarışınım. Senin intikamınla bizzat ben ilgileneceğim. Alo Arzucuğum, seninle buluşmamız lazım, çok önemli. Yerinde olsam bunu suya söylemezdim. Ya madem dükkanı başkasına kiraya vereceksin, insan bir arar söyler değil mi? Ben bir daha kim bilir ne zaman bulurum öyle dükkan. Depozito yatırmadın mı? Yok. Ayşegül adamı o kadar iyi ikna etmişti ki depozitoya gerek kalmadı. Acaba Ayşegül mü işi bozdu?
Neden? Adam öyle bir şey mi ima etti? Hayır. Ama yine de ben bir şunu arayıp konuşayım. İşin aslı neymiş bir öğreneyim. Bence hiç gerek yok. Ayşegül yapmamıştır. Bir dakika ya. Ne oldu senin Ayşegül paranoyan? Hani Ayşegül'den her şeyi beklenirdi, ne oldu? Bir şey olmadı. Yani yine aynı şeyleri düşünüyorum. Ama yani ben Ayşegül'ün oyunlarını çözdüm artık. Eğer o yapsaydı bizi arayıp övüne övüne anlatırdı şimdi. Bakıyorum sen de Ayşegül eksperi olmuşsun. Sorma, yılların deneyimi. Aa, babaannem indi demek ki. Alo, babaannem hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Şimdi çıktım havaalanından. Otele doğru geliyorum. Nasıl geçti yolculuk? Ya ben seni çok özledim. İyi geçti. Sen otelde misin? Yok değilim ama birazdan çıkarım. Sen gelmeden önce otelde olmuş olurum. Tamam Su. Geldiğimde orada ol. Tamam. Ne oldu Su? Ne dedi babaanne? Yok yani çıkmış havaalanından otele doğru geçiyormuş. Kötü bir şey mi dedi? Sen niye bozuldun? Bilmiyorum ki yani. Böyle biraz soğuk konuştu. Kaç gündür telefonlarımı da açmıyor. Sanki bir şeyler oluyor da benim haberim yok gibi. Oluyor tabii aşkım. Ama olan bize oluyor. Babaannen il sınırlarına girdiği andan itibaren sen başlıyorsun paranoya yapmaya. İnşallah benim paranoyamdır. Yani çok huzursuzum bu ara, böyle bir tedirginim. Olma. Ayşegül. Hoş geldin. Ne istediğini söyleyecek misin yoksa lafı dolandıralım mı? Saygın hakkında konuşmak istiyorum. Dinliyorum. Senin ne yaptığın zerre kadar umurumda değil. Benim derdim hevesle. Celal'i olanlardan sonra senin de içinde olduğun ikinci bir vaka daha istemiyorum. Celal'i olanlardan sonra. Celal'in yaptıklarından sonra demek istedin herhalde. Hevesle ne yapıyorsa kendine yapıyor. Saygın hakkında da seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Zavallı Arzu. Sen daha uyu. Saygın seni hevesle aldatıyor. Saygın beni aldatıyor mu? Hem de hevesle. Ay Ayşegül ya, çok alemsin vallahi. Nasıl bu kadar aptal olabiliyorsun? Hevesle Ali Saygın'a intikam almanın yollarını arıyor. Ali bunu biliyor mu? Hevesle Saygın yani. Saygın'la sevgili değilsin. Ali'yi kıskandırmak için numara yapıyorsun. Öğrendin. Aferin Ayşegül. Benim işime karışma. Yanlış yapıyorsun. Ali gerçekleri öğrendiğinde numaran geri tepecek. Ali'nin çok sinirleneceğine de eminim. İşe yarayacak. Görürsün. Görmüyorum. İkisi de habire dibimdeler. Ali habire çete anlatıyor. Duyuyorum. Ama tabii yine de sen bilirsin.
Benim için ne diyor? Hangisi? Ali mi, Çet mi? Gerçi ne fark eder? Ali'nin akıl hocası Çet. Çet de sadece beni dinler. Ne diyorsun sen Ayşegül? Eğer istersen sana yardım edebilirim. Başarı da garantili üstelik. Senin yardımına ihtiyacım yok. Hem neden olsun ki? Biz zaten Ali ile birlikte olacağız. Sen de bunu göreceksin. Kaybetmek istiyorsan sen bilirsin. Yardım istersen buralardayım. Bakalım Ali'ye ne kadar aşıksın. Ayşegül, sen neden açmıyorsun benim telefonlarımı? Kusura bakma canım, duymamışım. Ne yapıyorsun sen? Ya duymamışım ne demek? Neredesin Ayşegül? Hevesle buluştuk. Alışverişe dalmışız. Yeni sezon ayakkabılar gelmiş tabii. Ben de kendimi kaybettim. Neler aldınız peki? Eğer sorduğun oysa kendime seni ilgilendirecek şeyler almadım. Ama sana çok şık bir gömlek buldum. Beni düşündün yani. Peki neyi mi düşündün? Telefonla anlatamam. Seni seviyorum. Ben de. Ben de seni seviyorum. Acilen dünyanın en şık gömleğini bulmam lazım. Aa, tabii tabii, gelsin gelsin, tamam. Kusura bakma, geciktim. Ya yok yok, önemli değil. Şey, çalışıyordum ben de, farkında değildim. Ne içersin? Açsan aşağı yemeği de yenebiliriz. Çok sağ ol. Fazla kalmayacağım zaten. Nasıl yani? Bugün her şeye karar vermeyecek miydik? Ömerciğim, sana bir şey söylemem lazım. Maalesef birlikte çalışmaya devam edemeyeceğim ben. En iyisi sen kendine başka birini bul. Nasıl ya? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Yanlış bir şey mi söyledim ya? Hayır. Sen gerçekten harikasın. Seninle bir ilgisi yok. Ne? Biricik benim işimi bırakıyorsun. Nasıl benimle bir ilgisi yok? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Nesli'yi aradım. Konuştuk. Seninle çalışmamızdan rahatsızlık duyuyormuş. Ne? Hey Allah'ım. O ne karışıyormuş? Ya sen onun kusuruna bakma. Boş ver onu sen. Şey, biz işimize bakalım. Ya bence üstlemenin bir manası yok. Ben de boş boşuna huzurunuzu kaçırmak istemem. Hem zaten benim de içim rahat etmez. Biricik, lütfen. Lütfen onun kusuruna bakma. Lütfen. Rica ederim. Seninle bir ilgisi yok. Biliyorum. Ama birlikte çalışmamak bence en doğru karar olur. Daha fazla vaktini almayayım ben. Görüşürüz.
sayfasını kapatmış. Kıyamet alameti. Ne yapacağız Çetin'cim? Bir fikrin var mı? Bir işler çeviriyor kesin. Çetin, bak ben bu paranoyayı bilirim. Sonu hiç iyi değil yani. Ne olur? Cinnet mi geçiririm? Kafayı mı yerim söylesene? Hayır. Boğarsın, sıkarsın, öldürürsün. Aklına gelmeyecek şeyleri getirirsin. En sonunda hiç istemediğim bir şey olur. Yani en azından Arzu da bana böyle olmuştu. Biz Ayşegül'le zaten yıllardır bunu yaşıyoruz. Kızı sık boğaz etme Çetin. Benden söylemez. Benim paranoyak olmam takip edilmediğim anlamına gelmez Ali. Oho, senin işin de zor tabii. Babaanne, hoş geldin. Çok özledim seni. Öyle mi? Eksik olma evladım. Nasıl geçti tatilin? Fena değil. Aklım hep evin tadilatında kaldı. Üstümü değiştirip gidip bakmak istiyorum. Hiç merak edecek bir şey yok. Hangi tarihi söyledilerse o tarihte teslim ediyorlar her şeyi. Bakalım, gidince göreceğiz. Ha, bu arada akşama kimseye randevu verme. Birlikte yemek yemek istiyorum. Seninle konuşmak istediğim şeyler var. Ne konuşmak istiyorsun babaanne? Akşama yemekte dedim ya. Bir türlü öğretemedim size. Her şeyin bir yeri zamanı var. Ne bu poşetler? Çetin'e çaktırmamak için seninle alışverişe çıktığımı söyledim. Adam cin gibi ya. Hemen sordu ne aldınız diye. Ben de hayatımın en hızlı alışverişini yapıp Çetin'ime en güzel gömleği buldum. Ben de saygında bir zamanla alışveriş yapmıştım. Ama o hain Arzu yüzünden her şey bitti. Üzülme, üzülme. Bir şeyin bittiği yok. Nasıl yani? Arzu, Ali'yi kıskandırmak için saygını kullanmış. Klasik taktik yani. Hiç yaratıcı değil. Ciddi mi sen şu gün? Emin misin yani? Ay eminim heves. Arzu'nun gözünden anladım. Yalan dolan işte. Allah'ım mutluluktan ağlıyorum. Canım arkadaşım benim canım. Dile benden ne dilersen prenses. Tamam heves. Üf, çok sıcak zaten. Şimdilik saygına bu konuyla ilgili bir şey söyleme yeter. Ay yok canım bir şey söyleme. Ya şimdi bana kız ardı trip yaparsa? Yapmaz, yapmaz. Kapında köpek olacak, görürsün. İnşallah. Arıyorum. Hah, çalıyor. Alo. Serdin'cim ne haber? Ben telefonumu evde unutmuşum. O yüzden... Merak ettin demek. Tamam, buluşuruz. Ben de çok öpüyorum. Ay. Salak kafam. Kendi mutluluğumdan senin üzüntünü unuttum. Ayşegül'üm çok özür dilerim ya. Gerçekten özür dilerim. Ne oldu? Arzu'yu bağladın mı? Görüntüleri alacak mıyım Müslü'den? Yani hemen değil tabii ki. Ama ufak bir ayarlamayla görüntüler bende olacak. Nasıl bir ayar o? Arzu'nun en hassas noktasına dokunacağım. Ali üzerinden bu işi çözeceğim. Bir dakika, anlamadım. Ali Saygın'ı deli gibi kıskandı, tamam. Gidip Arzu'ya hemen dökülecek. Tamam işte. Ali'yi Arzu'dan uzak tutacağım, Arzu'yu da tekrar delirteceğim. Arzu'yu azıcık tanıdıysam, Ali'yi geri kazanmak için böbreğini bile satar. Ali nasıl kazanacak? Tamam işte, benim sayemde.
kendimi azıcık tanıdıysam Arzu'yu öyle bir inandırırım ki. Sonra o da koşa koşa video getirir. Aynen öyle. Wow. Merhaba. Ömer. Hayırdır bu saatte? Dışarı gel, konuşacağız. Ne alt ediyorsun sen? Hemen sana koştu, ağladı değil mi? Zavallı, mağdur kadın ayaklarına yattı. Tam da biricikten beklenen hareket. Senin bu kadınla ne derdin var be? Ha? Ya benim biricikle aramda bir şey olamaz. Sen bunu anlamıyor musun? Olamaz. Bunu nasıl anlatacağım ben sana? Sen böyle düşünüyorsun. O ne söylüyor bilmiyoruz ki. Bak, konuştuğumuz her şeyi gelip sana anlatmış. Hala iyi niyetli diyorsun. Aa, evet. Senin kafan böyle çalışıyor değil mi? Ulan beni de rezil ettin kadına be. Bana bak. İster beğen, ister beğenme. Ben o kadınla çalışacağım, anladın mı? O kadar. Vay canına, bu kadar önemli mi bu biricik? Evet, bu kadar önemli. Ben işlerimi senin kıskançlık krizlerine göre ayarlayamam. Ben o kadınla çalışacağım, o kadar. Ne halt edersen et Ömer. Ben birkaç gün otelde kalacağım. Saçmalama. Otel nereden çıktı? Direk, suyu gördün mü? Aşağıda lobide sizi bekliyor. Tamam, beklesin. Bu artık paranoyaklık değil, buz gibi davranıyor. Ha, ya bir de akşam yemeği için benden randevu istedi. Canım bir şey yoktur ya. Fikriye Hanım'ı tanımıyor musun? Adile naşit sayılmaz kendileri. Ya bir şey duyduysa? Ya bizi öğrendiyse? Pardon canım, biri arıyor. Kim? Fikriye Hanım. Ne? Gerçekten yandık. Neyse tamam, ben kapatıyorum, sen aç. Merhaba Fikriye Hanım. Merhaba Demir. Nasılsın oğlum? Çok teşekkürler, siz? Seninle konuşmak istediğim konular var. Akşam bizimle yemek yer misin lütfen? Tabii ki gelirim. Güzel. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Alo, ne oldu? Su. Yemeğe çağırdı beni ya. Haklıymışsın. Kesin bir şeyler oluyor. Yani biz bence şimdiden kendimizi korkunç bir geceye hazırlayalım. Ya hayır, benim anlamadığım nereden öğrenmiş olabilir ki? Biz boşuna mı dikkatli davrandık o kadar? Ya artık yapacak bir şey yok. Babaannem geliyor, kapatıyorum. Babaanne? Hazır mısın yeni evimizi görmeye? Artık her şeye hazırım. Şifreni girdim. Şifreni gitsene abi. Girmiyorum. Niye? Yoğun iş gününüzü böldüğüm için özür dilerim. Hoş geldin Ayşegül. Alışveriş mesain nasıl geçti? Yoruldun mu? Yoruldum ama değdi. Üzerine nasıl duracak çok merak ediyorum. Hadi hemen gir. Üzerimde güzel durur. Teşekkürler ama daha sonra giyeyim. Olmaz. Sen bunu çıkar, bunu giy.
Şimdi burada mı giyeceğim Ayşegül? İstersen banyonun üstüne çıkabilirsin. Daha seksi olur. Müziği de açarız. Arkadaşlar ben sizi yalnız bırakayım çünkü Çetin'in göğüs kıllarını görmeye hiç niyetim yok. Saçmalama Ali. Burada giymeyeceğim herhalde. Neyse görelim bakalım şunu. Seni buraya getirecek kadar önemliyse. Arzu'yla konuştum. Seni yine yemiş. Şu kadın numaralarını öğrenemedin gitti. Nasıl ya? Ne yemesi? Arzu'yla senin ne işin var? Sence? Saygın heves aşkı yüzünden. Saygın'a çıktığı falan yok. Seni kıskandırmak için numara yapıyor işte. Yuh artık ya yine mi? Aşık kızcağız. Ne yapsın? Ama sıkıldım ben onun oyunlarından ya. Hevese de çok ayıp oldu. Aa, yok canım. Onun bir şeyi yok. Sen kendi derdine ya. Dur. Ben ona oyun oynamak neymiş göstereceğim. Yeter artık ya. Bence de göster. Hatta evini basalım. Tam da Arzu'nun istediği gibi. Doğru. Karşı karşıya gelmemizi istiyor hanımefendi. Ne yapacağım ben ya? Cesetin dinle düşerseniz tam olur. İşte o zaman çok fena olur Ayşegül. Ya ben Arzu'ya nasıl davranacağımı bilmiyorum artık. Kafam çok karıştı. Bence bir süre bir şey yapma. Konuştuklarımız da aramızda kalsın. Kimsenin bilmesine gerek yok. Ne oldu? Neden sustunuz? Hiç. Ceyla mevzusu. Sıkılırsın. Ay gömlek acayip yakışmış. Çok beğendim. Şey... Sen telefonlarımı açmayınca küstün. Seni kaybettim sandım. Çok mu acı çektin? Çok. Yani kafamın içinde hep arabesk çaldı. Benimkinde de öyle. Aman hevesciğim tutma kendini. Karıncalar hatırla, onlar yiyecek. Kızı ürkütme Saygın. Atılma Saygın, atılma. Saygın ben sana bir şey soracağım. Heh. Bu gece baş başa otelde kalalım mı? Heves. Canım benim yani... Ya bunun bir acelesi yok. Yani sen kendini ne zaman hazır hissedersen... Hazırım. Aa yo. Yani sonra ben kendimi suçlu hissederim yani. İstiyorum Saygın. Aa yeter ama. Tamam canım. Allah Allah. Yani madem bu kadar ısrar ediyorsun... Sırasıydı. Arzu. Açsana Saygıncığım, ayıp olmasın. Benim zaten lavaboya gitmem gerekiyor. Öyle mi? Efendim Arzu. Hadi akşam otelin barına gidelim. Şey, ben hevesliyim ya. Biliyor musun bana küsmemiş. Yani telefonlarını evde unutmuş. Hmm, aman ne iyi. İyi o zaman akşam benimle takılırsın artık. Ha. Şey, akşama biz plan yapmıştık. Sarışın yüzünden beni satıyorsun yani aşk olsun.
Ya olur mu öyle şey ya? Allah Allah. Yani başka zaman buluşsak. Biliyor musun? Çok özlemişim ya. Tamam Saygın. O zaman yarın sabah kahvaltı edelim. Olur. Tamam. Seni yarın geri alırım. Olur mu? Tamam. Bay bay. Gidiyor muyuz? Hayırdır baba? Ne oldu? Ben eve gidiyorum da, yani sen de geleceksen beraber gidelim diye geldim. Eve gitmeyeceğim ben. Otelde kalacağım. Nestişah Birici'ye bayağı takmış. Aslında haksız da sayılmaz. Ne alakası var lan? O bu ara neye takacağını şaşırdı zaten. Ben gidiyorum. Bir şey olsa ararsın abi. İnkar edeceğiz. Yani yapacak başka bir şeyimiz yok ki. Ben ağlarım, sen sinirlenirsin. Sonuna kadar inkar. Belki başka bir şey söyleyecektir. Ne gibi? Ne bileyim canım. Yani ikimizi aynı masaya oturtmak için başka sebepleri de olabilir. Hı. Ay, saadet dolu yuvamıza kara bir gölge düştü. Metanetinizi muhafaza ediniz. Tanrı'dan ümit kesilmez. Ay. Sonuna kadar inkar. Evet. Ay. Bak yine seni evde bırakıyorum diye kendimi kötü hissediyorum. Sen böyle depresif depresif evde otur. Ben giyineyim, süsleneyim, yemeklere çıkayım. Ay anneciğim, bir tek sen alışamadın bana yani. Ay biz bu anı daha önce yaşamıştık gibi geliyor. Ne oluyor? Saygın'la kötü bir şey mi oldu yine? Hayır anne, ne alakası var? Hadi sen git eğlenmene bak. Tamam, zaten çok fazla geç kaldım. Bay bay. Herkes nerede? Herkes odasında Çetin Bey. Bir plan yapalım. Tamam canım, konuşuruz. Ayşegül, gelmiyor musun? Geliyorum. Nesişah bir bakayım. Birine bir şey söylemedin değil mi Ayşegül? Sen her dakika beni arayıp hesap mı soracaksın? Eğer sen konuşursan ben daha fazlasını yaparım. Tamam tamam, anladık. Kimseye bir şey söylemedim. Sen de ağzını sıkı tut, tamam mı? Ayşegül, sen bugün ne işler çevirdin böyle? Gizli gizli konuşmalar, abuk subuk telefon görüşmeleri. Ne yapıyorsun sen ya?
Bir şey yok. Hevesle konuştum. Bana hiç hevesle konuşmuşsun gibi gelmiyor. Hevesin olaylar biraz karıştı. Başkaları da bulaştı. Sen bulaşma. Başkalarının işleriyle ilgilenmeni istemiyorum Ayşegül. Ya bilirsin işte. Bazen beni ilgilendiren kısımlar da oluyor. Seni başkalarının işleri neden ilgilendiriyor Ayşegül Hanım? Hiçbir şey anlamıyorum. Ya yanlış anladın. Öyle demek istemedim. Ayşegül. Hiçbir şekilde oyun, katakulle falan istemiyorum. Ne oyunu? Ben bundan sonra sadece seninle oynarım. Ömer'den bir şey öğrenebildin mi? Otelde kalacakmış. Olayı neden bu kadar büyüttüğünü anlamadım ama. Ben Nesli Şah'la konuşurum. Sen takma, tamam mı? Küçük sırlar, tehlikeli oyunlar. Ay ben çok acıktım babaanne. Sen yiyecek bir şeyler söyledin mi? Bir misafirimiz var. Gelsin söyleriz. Ah, işte o da geliyor. Aa, misafirimiz Demir miydi? Hoş geldin oğlum. Otur. Siz de İstanbul'a hoş geldiniz. Davetinize çok sevindim. Aa, Demir. Yani seni ne kadar zamandır görmüyorum. Nasılsın, neler yapıyorsun? İyi, ne olsun. İşte işler güçler yoğun. Sen nasılsın? Ben de evin tadilatlarıyla uğraşıyorum. Meriç nasıl? İyi, o da işte yaz kampına gitti. Gönüllü çalışma. Ya. Aa, çok güzel. Yeter. İkiniz de kesin saçmalamayın. Birlikte olduğunuzu biliyorum. Kimi kandırıyorsunuz siz? Nereden çıkartıyorsun babaanne böyle şeyleri? Yok öyle bir şey Fikriye Hanım. Ben kaç aydır görmüyorum suyu. Babaanne nereden aklına geliyor böyle şeyler? Sizin kafanız karışmış birazcık. Kusura bakmayın da. Demir'le ben sadece arkadaşız. Yani kim uyduruyor böyle şeyleri? Öyle şey böyle şey. İkinizi de kendi gözlerimle gördüm. Önce çok sinirlendim tabii. Ama bir hata yapmamak için kendimi tuttum. O durumda her şeyi en başından düşündüm. Fikriye Hanım. Ben suyu çok seviyorum. O benim için bu dünyadaki en değerli şey. Sizi kırmak istemeyiz ama biz birbirimize aitiz. Ben de onu çok seviyorum. Ben sudan ayrılmak istemiyorum. Madem birbirinizi bu kadar seviyorsunuz, evlenin o zaman. Göründüm acaba? Ha, basit bir kız olduğumu falan düşünmesin. Atılgan gibi durma oğlum. Kız kendini kötü hissetmesin. Aman yok, ne basitliği. Bayılıyorum ben bu çocuğa. Bayılıyorum bu kıza ya. Vallahi tutamayacağım kendimi. Ben sana bayılıyorum ya. Ben de sana. Nişan deyip geçmek yok. Nişan yuva kurarken atılan en önemli adımlardan bir tanesidir.
öncelikle ne kadar büyük bir nişan yapacağız ona karar vermek lazım. Doğru tabii. Öyledir tabii. Karar verecek o kadar çok şey var ki. Otel salonu mu yoksa bahçede mi yapalım? Fark etmez. Ne demek fark etmez? İnsan bir kere nişanlanıyor. Gönlünüze göre olsun değil mi Demir? Tabii canım. Babaannem bu kadar heyecanlanmasan. Evet Fikriye Hanım. Yol yorgunsunuz zaten. Ne varmış heyecanlandıysam? Güya siz aşıksınız. Yemek yemeyecek misin? İstemiyorum. Ömer seni aldattı mı? Ayşegül kesin aldattı diyordum ama sonradan ben mi zorladım acaba kafam karıştı. O kadar çok tepki verdi ki ben de şüphelendim. Aman işte ne yapalım? Aldatıyorsa ayrılırsınız biter. Nafaka sana da Memo'ya da ömür boyu yeter işte. Derdim bu değil. Gerçekten sevmeseydim bu kadar kafama takar mıydım zannediyorsun? Şimdi de inat ettim. Biricik'le çalışırsan kötü olur dedim. O da inat etti eve gelmiyor. Bu kadar laf söyledikten sonra arayamam ki. O da inat ediyorsa seviyor demektir. Korkma, aldatmamıştır. İnşallah. Ayşegül sana bir şeyler oluyor. Korkutuyorsun beni. Aman korkma. Kedi yavrusu gibi ağladığını görünce acıdım. Aman da aman benim yakışıklı prensim gelmiş. Afiyet olsun. Oo Biricik, sen burada mıydın ya? Arkadaşlarımla geldim. Nesi şah yok mu? Yok. Ben tek başımayım. Birkaç gün daha böyle takılırım herhalde. Ya biz Nesi Şah'la kavga ettik de. Benim yüzümden mi yoksa? Ya hay Allah Ömer. Ya böyle olmasını gerçekten hiç istemezdim. Bak ben Nesli Şah'la konuşurum. Ya, belli ki boşuna endişelenmiş. Ay yok yok canım, seninle bir ilgisi yok. Yani ya var aslında da Nesli Şah bana güvenmediği sürece böyle problemleri yaşayacağız herhalde. Ya dert etme. Barışırsın.
Konuşmak istersen beni ara. Tabii, ararım. Sağ ol. Görüşürüz. O zaman siz bunlarla biraz idare edin. Ben de hızla geliyorum, tamam. Antidepresan mı kullandın? Ne bu Neşe? Depreş nereye kadar Çetinciğim? Depresyondan çıkın diyorum artık biraz. Daha dün deliriyordun Arzu diye. Ne oldu oğlum? Demek bir gün yetti. Arzu benden uzak dursun da başka bir şey istemiyorum. Hayır, ne oldu bir günde? Taktik mi değiştirdin? Hiç alakası yok. Artık Arzu ilgimi çekmiyor. Yani numaralarından sıkıldım. Hayır, ne numarası? Kız bir şey mi yaptı? Etrafımdakilerin farkına vardım Çetinciğim. Gözlerim açıldı yani. Sabah sabah sevgilimin güzel kollarından kalkıp buraya kadar geleyim, sen bana bir kahve bile ikram etme. Bravo ya. Otelde içersin canım kahveni. Acele etmemiz gerekiyor. Bugün Ali'yi kesin görmem lazım. Acaba benim prensesim uyanmış mıdır? Uyuyordur o da. Ama Ali kesin uyanmıştır. Hatta kahvaltıyı bile yemiştir. Sen niye bu kadar geciktin ya? Niye bu kadar geciktinmişmiş? Hayret bir şey ya. Ya sen bu kadarını yaptın mı dua et? Ben bütün gece uyumadım diyorum sana ya. Sen bu arada niye sormuyorsun nasıl geçti diye? İyi geçmiştir canım, çok iyi geçmiştir. Artık Ali ile bir araya gelmemizin vakti geldi. Bakalım bu sabah ikimizi bir arada görünce tepkisi ne olacak? Hadi acele et. Ya ben seni hep böyle çekiştirecek miyim ya? Uygun yerlerin listesini çıkardım. Demir'e de göster, bir an önce karar verin. Babacığım sen daha yeni geldin. Evdeki dekorasyonun da işleri daha bitmedi. Yani nişan için ne bu acele? Hem biz daha çok genciz. Ne acele kızım? Siz birbirinizi seviyorsunuz. Ben de sizin mürüvvetinizi görmek istiyorum. Yoksa duygularından emin mi değiliz? Ne alakası var? Ben Demir'i seviyorum. Onun sevgisinden mi şüphem var? Hayır, asla yok. O halde? Ne güzel işte. İkiniz de kocaman insanlar oldunuz. Bu kadar beklemenin ne gereği var? Bir an önce resmiyete dökülürse hepimiz rahat ederiz. Demir'e listeyi göstermeyi unutma. Tamam. Naber Arzu? Nasılsın Saygın? Eyvallah, iyiyim. Nasılsın? Biz de havuza gelmiştik. Öncesinde bir kahvaltı yapalım dedik. Ne iyi yapmışsınız. Nasılsın Saygın? Var mı yeni proje falan? Dizi bildiğin gibi diyor işte. Önümüzdeki sezon devam edeceğiz. Harika, ben de arada bir bakıyorum artık. İyi oyuncusun, tebrik ederim. Eyvallah. İşte birkaç tane sinema filmi geldi, onları okuyorum. Eğer güzel bir şey çıkarsa... Neyse Saygıncığım, Ali'yi sıkmayalım senin kariyerine. Olur mu öyle şey canım? Merak ettim şimdi. Sinema filmi diyordun abi. İşte öyle. Bir sinema filmi çıkarsa oynayacağız. Harika. Olur olur. Yetenekli bir çocuksun sen. Her şey yetenekle bitmiyor işte. Ben çok acıktım Saygın. Hadi. Tamam canım. Görüşürüz Ali. Tamam, görüşürüz. Size afiyet olsun. Eyvallah. Hiç ilgilenmedi benimle. Sen niye anlatıyorsun ki bütün hayat hikayeni ya? Ya ne bileyim ya, Allah Allah. Sordu söyledik. Su
Sonunda insanlıktan kaçmadan buluşabildik. Demir, sen hala flört ettiğimizi falan zannediyorsun galiba ama... gayet ciddi işler peşindeyiz, farkında mısın? Üstüme gelme Su, ne yapayım? Böyle seninle rahat rahat görüşüyor olmak bir garip geldi de. Yakında bu rahat bize batmasın da. Doğru düzgün sevgili olamadan karı koca oluyoruz, batmaması lazım. Bu her yeri altın varaklı olan yeri beğendin mi? Hani böyle kafam kadar kristal avizeleri olan yer mi? Burayı tutarsak Fikriye Hanım kesin kaftan giyer. Yani burada da havuz ortamı yapmışlar. Böyle tropik bir ortam, palmiyeler falan. Havai ortamı yaparız. Sen saman etek giyersin, çiçekli kolye falan takarsın. Havuza pirana da koyalım, hatırlat. Tamam. Ya şu konseptlerin dışına mı çıksak acaba? Daha basit bir şey mi yapsak? Demir. Seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Biliyorum aşkım. Ben de seni çok seviyorum. Demir. Bunun seninle hiçbir ilgisi yok. Lütfen alınma. Ya ben çok üzgünüm. Ama ben evlenmek istemiyorum. Oh be. Ya işte seni bu yüzden çok seviyorum. Çok haklısın aşkım. Yani ne, daha ne evliliği, daha neler ya? Biz daha çok genciz değil mi sevgilim? Oh. Hem ben henüz seninle evlenmek değil, eğlenmek istiyorum. Ay, dün uyku girmedi gözüme ya. Bu evlilik hep kabus gördüm. Yalnız bir dakika. Ne oldu? Ben senden ayrılmak istemiyorum sevgilim. Yani ya babaannen evlenmeden olmaz derse? Ha. Ya sevgilim, bunu göze almamız lazım. Ay, yani en sıkıcı kısmı da bu zaten. Bunu babaanneme nasıl söyleyeceğiz? Ayşegül nerede? Odasında Çetin Bey. Arzucuğum, nasılsın? Düşündün mü? Ali'ye saygını söyledin mi sen? Haberi var mı? Hayır, söylemedim. Onu nereden çıkardın? Bir şey mi oldu? Az önce Ali'ye rastladım. Daha iki gün önce saygını dövmek istiyordu. Şimdi böyle bir soğuk da değil de takmıyormuş gibi bir tavırlar falan. Sana hala yardım etmemi istiyor musun? Ali'yi tamamen kaybetmeden bir şey yapmam lazım. Tamam. Sana yardım etmeye hazırım. Yeter ki benden iste. Ne yapacaksan yap ama Ali'nin anlamaması lazım, tamam mı? O kadarını kafana takma. Onun ruhu bile duymayacak. Tamam, Nişantaşı Parkı'nda görüşürüz. Bay bay. Tamam. Günaydın. Günaydın. Ne bu acele? Heves'e buluşmam lazım. Kafede bekliyor. Selam söyle.
mekan için karar vermedik. Önerileriniz varsa teşekkür ederiz. Tamam, haber bekliyorum. İyi günler. Babaanne, ne yaptın sen? Akşam biraz düşündüm. Organizasyonu kendim yapmaya karar verdim. Şimdi siz usul adap bilmiyorsunuz. Birini çağır, birini çağırma olmaz. Babaanne, biz sabah Demir'le konuştuk biraz. Yani bu evlilik kararını çok mu hızlı aldık diye düşündük. Galiba haklısın. Yemek masasında benim de heyecanımdan aceleye geldi. Biz anlamana çok sevindim babaanne. Anlamaz mıyım kızım? Ben de genç oldum. Genç bir kız romantik bir teklif. En azından bir yüzük bekler. Demir de düşünceli olsun biraz. Tabii o da var. Ama babaanne benim... Nişanlı, ben hepsini telafi edeceğim sana. Beni o kadar mutlu ettiniz ki. Onca acının ardından sayenizde mutlu bir gün göreceğim. Hayır, yani anlamadığım şu. Ali benimle ilgilenmezken nasıl olacak da tekrar bana aşık olmasını sağlayacaksın ki? Söz sayesinde. Ali'nin Çetin fikirlere ne kadar önem verdiğini biliyorsun. Çet'i ikna etmek de benim özel yeteneğim. Sana hiç güvenmiyorum Ayşegül. Ali'yi geri kazanmak için benden daha iyi fikrin var mı şekerim? Benden ne istiyorsun? İşte böyle. Öyle günlerdeyiz ki Arzucuğum, birbirimizi kollamamız lazım. Öncelikle havuzda olduğumuzu nereden öğrendiniz? Ne fark eder ki? Olmuş bitmiş. Ama böyle yaparsan seninle anlaşamayız. Ali'yi gerçekten istediğinde beni ararsın. Tamam mı canım? Bir dakika, bir dakika dur. Anlatacağım. Su. Saygını, hevesini ağzından laf almak için ikna etti. Tamam, istediğini oldum, bu kadar mı? O sadece gereksiz bir bilgi. Ben senden başka bir şey istiyorum. O görüntüleri yok et, Ali de sana geri dönsün. Sevgilim, ben evlenmek istemediğimizi babaanneme söyleyemedim. Yani bir görseydin, bu kadar mutluydu ki. Ne yapalım hayatım? Başka bir yolunu buluruz artık. Benim gitmem lazım. Emlakçıyla buluşacağım. Alo. Alosu. Hemen buluşmamız lazım. Ya çok iyi olur. Ya acayip gelişmeler oldu. Sana anlatmam lazım. Bebeklik kafedeyim. Gelsene. Tamam. Hemen geliyorum. Dediklerimi unutma.
İşim bitince ara. Biraz da benimle konuş istersen Arzu. Çok merak ediyorum Ayşegül'le ne ortak noktanız var? Hiçbir ortak noktamız yok. Ceyli hakkında birkaç laf etmeye geldi. Onları konuştuk o kadar. Hadi ama bunun yalan olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Neler çeviriyorsunuz? Asıl siz neler çeviriyorsunuz Ali'yle? Ne öyle ilgilenmiyorum numaraları, cool tavırlar falan. Söylesene, ne diyor Ali benim hakkımda? Ali'nin hiçbir cool tavrı yok. Ali artık seninle ilgilenmiyor. Ama bakıyorum da Ayşegül seninle fazlasıyla ilgileniyor. Siz neler çeviriyorsunuz? Söyleyecek misin? Yoksa herkesi zorlayayım mı? Sana söyleyecek bir şeyim yok. Git Ayşegül'e sor. Öf. Heves hemen buluşmamız lazım. Saygın'la kafedeyiz. Buraya gelmek ister misin? Saygın'la mı var? Çok iyi. Hemen geliyorum. Söyle Arzu. Ayşegül Çet seni takip etmiş. Sen gider gitmez yanıma gelip neler konuştuğumuzu sordu. Sen ne dedin? Allah kahretsin ne söyledin? Bir şey söylemedim tabii ki. Ceyla Meyla bir şeyler uydurdum işte. Aferin sana. Arzu hemen çalışmalara başla. Vakit kaybetmeni istemiyorum. Selam. Geç kalmadım değil mi? Ay vallahi bilmiyorum Arzu. Yani o kadar çok şey oluyor ki ben bile takip edemiyorum artık. Sen nasılsın? İyi. Yeni bir şey yok. Sen anlat. Babaannem hayatımıza bomba gibi düştü. Ya Demir'le beni öğrendi. Ve evlenmemizi istiyor. Aa hadi ya. Siz ne dediniz peki? Arzu delirme. Bu yaşta ne evlenmesi ya? Of. Ama babaannem tutturdu evlenin diye. Ya biz evlenmek istemediğimizi nasıl söyleyeceğiz bilemiyorum. Sizin de işiniz zor tabii. Zor mu? Ay Arzu ben resmen kafayı yemek üzereyim. Onu çok seviyorsun değil mi? Tabii ki. Yani eğer Demir benimle evlenmek isteseydi kabul ederdim. Ama o da benim gibi düşünüyor. Onu kaybetmeyi ne pahasına olursa olsun. İstemezsin değil mi? Asla. Hani ne olursa olsun ben Demir'i asla kaybetmem. Ondan asla vazgeçmem. Arzu. İyi misin sen? Ha? İyi değilim. Ah bayılacağım galiba. Arzu. Ya neyin var senin? Sıcak bastı sanırım. Neyin var ya? Ha? Acaba tansiyonun falan mı düştü? Ay dur panik yapma. Bana bir buz getirir misin? Tamam canım. Pardon. Pardon. Şöyle geçin ben hemen götürüyorum. Tamam ama acil olsun.
Arzu! Ne yapıyorsun, ha? Ne bu Arzu? Yanlış anladın. Ben sadece... Ayşegül'ün videosunu siliyordum. Ayşegül için mi yapıyorsun bunu? Ha? Bana bir şey söyle. Ali'yi geri kazanmam lazım. Çok üzgünüm. Ayşegül'ün beni tehdit ettiğini bilerek böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Onu ne pahasına olursa olsun kaybedemem artık, tamam mı? Çok üzgünüm. Bırak. Yeter. Kaçıncı bu? Ha? Bu kaçıncı Arzu? Yapmasın, ne olur, ne olur. Bırak, bırak. Ben bıktım senin ihanetlerinden ya. Bıktım. Sen Ayşegül'ün bana için yaptıklarını bilmiyor musun? Beni kandırdı ya. Seni kandırdı mı? Arzu, sen hep kandırılıyorsun ya. Yeter. Yeter, tamam mı? Yeter. Hayır. Yani. Benim senin gibi bir arkadaşım yok artık. Hayır. Sen yapma. Bir şey yapmadım. Silmeyecektim zaten. Silmedim. Yeter artık Ayşegül. Yeter. Of Ayşegül, of, sen neyin peşindesin? Ayşegül, hoş geldin. Atırsana. Suyun bizi nasıl öğrendiğini buldum. Aa, nasıl öğrenmiş? Anlat bakayım. Bana aptal numarası yapma. Sen söylemişsin. Ay, vallahi şimdi gireceğim Ayşegül. Ben öyle bir şey söyler miyim ya? Sen anlat bakalım. Karşılığında ne aldın? Ne oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor Ayşegül? Seni konuşturup her şeyi suya anlatmış. Heves. Ben ne amaçla yaptıklarını bilmiyordum. Gerçekten bak. Sen beni kullandın. Sırf Ayşegül'e ulaşmak için bana yanaştın. Heves. Heves, olur mu öyle şey? Bak beni dinle. Gerçekten sana anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Bak beni dinle. Sana artık güvenim kalmadı. Üç gündür tanıdığın çocuğa bütün her şeyimi anlatmışsın. Ayşegül. Ben nereden biliyorum onun o kadar alçak olacağını? Ben bilmiyordum. Gerçekten. Ben bunu basit bir şaka sandım. Gerçekten. Tabii Saygıncığım. Dünyadaki en önemli şey sensin. İki aptal kızı hava atacağım diye bizi harcadın. Seninle de işin bitti. Bir daha asla karşıma çıkma. Ayşegül, özür dilerim. Evet, dinle. Seni asla görmek istemiyorum. Ayşegül! Ne oldu Çetin? Ne bu hal? Ayşegül nerede, gördün mü? Sabahtan beri ortalarda yok. Ne işin var senin Ayşegül? Hiç konuşacaktım. Hoş geldiniz. Neslişe Hanım'la görüşecektim. Buyurun. İkinizin konuşacak neyi olabilir ki?
varsa? Merhaba Nesli. Merhaba. Çetin, senin de burada olmanı çok sevindim. Konuşacaklarım seni de ilgilendiriyor nasıl olsa. Sen ne işin var burada? Ne konuşacaksın sen? Herkesin her şeyi öğrenme vakti geldi.